Birçok bilim adamının, arkeolojinin yeni antlaşmanın ayrıntılarının doğruluğuna, ayrıntılara ve güvenilirliğine güvenebileceğinizi doğruladığı görülmüştür. Örneğin, 1961'e kadar tarihsel olarak Pontius Pilatus'a yapılan göndermeler yalnızca edebiydi. Pontius Pilatus'tan herhangi şekilde bahsedilmiş olan hiçbir arkeolojik keşif yoktu ve de buna inanmak zordu. 1961 yılına kadar iki İtalyan arkeolog olağanüstü bir tanım ortaya çıkarmıştı ve olan şey şuydu. Antik dünyanın usta inşaatçısı Herod, Filistin sahilinde Kayseriya isimli muhteşem bir liman şehri inşa etmişti. Roma'nın patronu Augustus Caesar'dan sonra Kayseriya adını verdi. Aslında bu çok şaşırtıcıydı. 2000 yıl önce su altında kuruyan çimento geliştirdiklerinin farkında mısınız? Ve devasa bloklar koymuş, çimentoyu suyun altına dökmüş ve limanın sularını sakinleştirmek için kurutmuşlardı. Evet, bu muhteşem şehirde bir Tiberium inşa edilmişti. Buna bir tapınak ya da İmparator Tiberius'u onurlandıran bir mabet de diyebilirsiniz. Tiberium yıkılmaya, dağılmaya ve bozulmaya başladıktan sonra yeniden inşa ettiler. Yeni Tiberium'u yeniden inşa ederken eski yapıdan birçok taş kullandılar. Bir taşta bir plaket vardı. Bunu Tiberium'a çıkan basamaklara yerleştirdiler. Basamakları açtıklarında orada bir levha vardı ve şöyle diyordu: Yahudiya valisi Pontius Pilatus, Kayseriya halkına Tiberius onuruna bir tapınak adadı. İşte yeni antlaşmada yer alan Pontius Pilatus'u ve Yahudiye'nin valisi olduğunu doğrulayan bir arkeolojik keşifti bu. Zamanla daha çok arkeoloji hakkında okudukça yeni antlaşmanın doğruluğu konusunda daha fazla onay alabildim. Arkeoloji tabii ki kutsal kitabın Rabbin sözü olduğunu kanıtlayamaz. Bunu yapamaz, birçok insan yapabileceğini söylese de yapamaz. Sadece eski ve yeni antlaşmanın kutsal yazıların ayrıntılarının doğru olduğunu onaylayabilir. O insanlar vardı, onlar o ünvanlara sahipti. O bina huşu içinde inşa edildi ve insanlar evlerinde o şekilde yaşadı. Arkeolojinin doğrulayabileceği şeyler işte bunlardır. Ben yeni antlaşmayı elimde tutup ayrıntılarına güvenebilirim diyebileceğime karar verdim.